Yaverlere tahliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminden yargılanan iki yaverinin daha bırakıldığı ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ayağına ilişkin davada çıkan ara kararlar dikkat çekti. Serbest bırakılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaverleri Mete Semercioğlu ve Erkan Kıvrak da yer aldı. Erdoğan'ın diğer yaveri Şafak Deliacı da geçen Mart ayında tahliye edilmişti. Şiddetli salgın. Pandemide evde kalan erkek daha çok şiddet uyguladı, kadınlar şikayet bile edemedi. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapor, kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddetin pandemi döneminde arttığını ortaya koydu. Bu süreçte 243 milyon kadın şiddet gördü. Kanada, Almanya, İspanya, Fransa, İngiltere ve Amerika'da şiddet %10 ile 33 arasında arttı. Türkiye'de artış %28 olarak raporlandı. Gelibolu'da ciğerlerimiz yandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Ilgardere bölgesine çıkan orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle Eceabat ilçesinin köylerine yayıldı. Alevlerin tehdit ettiği 3 köy boşaltıldı. Tarım arazilerinde zarar gördüğü yangını yurttaşlar gözyaşlarıyla izledi. Dumanla kaplanan Çanakkale Boğazı yangına müdahale için çift yönlü geçişlere kapatıldı. Bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye'deki hava araçları filosunun neredeyse toplamı burada dedi. Libya mücadelesi. Akar'ın ziyaretinin ardından Türkiye'ye karşı propaganda başlatıldı. Akar ve Gülen'in Libya ziyaretinin ardından Türkiye'nin kalıcı üstlenme planladığı Vati Özsen'e düzenlenen hava saldırısı Ankara'ya mesaj olarak yorumlandı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri bazı sistemlerin hasar gördüğünü açıkladı. Ağrı'yla Silivri eziyeti. MİT mensubuyla ilgili haber yaptıkları gerekçesiyle Silivri cezaevinde tutulan gazeteciler Barış Behlivan, Murat Ağrı'yla ve Hülya Kılınç 4 aydır tecritte. Avukatları sağlık sorunları yaşayan Ağrı'yla'nın dilekçelerine karşın 20 gündür evre, 10 gündür doktora çıkarılmadığını açıkladı. Eziyetin sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevi doktoru Ağrı'yla muayene etti.